ki insanlarda bir ilk yardım dersleri var. İlk yardımla ilgili eğitimler veriliyor. Ve sahada düşüp bayılan birine karşı ya da kalp krizine geçiren birine karşı ilk yardım yapılıyorsa, aynı şekilde bu canlıların da sahada rastladıkları olaylar karşısında bilen kimseler tarafından müdahale edilmesi gerekiyor. Özellikle yanlış müdahale olan konular trafik kazaları. Mesela ambulans çağırıyorlar çünkü ilk yardım müdahalesi olarak bir şey yapamıyorlar. Kedi panik halinde etrafa tıslıyor, hani insanları korkutuyor, saldırgan tavırlar sergiliyor haliyle ağrısı olduğu için. Vatandaşlar da mesela açık yarası olmasına rağmen bekliyorlar sadece başında ve bir iki saat geçiyor. Ne oluyor bu şekilde? Yerdeki birçok mikrop hayvanın bacağını enfekte ediyor ve bu sefer bacağını kaybedebiliyoruz. Hani bu en basit karşılaştığımız şey. Kırık olduğu durumda kedi çok saldırgan değilse, kendilerini öncelikle yaralatmadan ve ısırttırmadan kırığı sabit pozisyona getirmeleri lazım ki kırık uçları birbirinden ayrılmasın ve kırık ucu dışarı çıkmasın. Onun için gazlı bez olabilir. Evlerinde yoksa bir bezle, normal bir bezle sarabilirler ki dışarıdaki hem enfeksiyon durumundan korusunlar hem de kemik bütünlüğü sabit kalsın. Ben açık kırıklardan bahsediyorum. Onun haricinde zaten buldukları en yakın sağlık kuruluşuna, yani veteriner kliniğine götürmeleri gerekiyor. Gözü kapalı kedi görüyorlar ama işte yakalayamıyorlar ya da bize getirene kadar çok zaman geçiyor, işte işleri oluyor. Onlar için de en azından bir solüsyonla en basit olarak pamuğa evdeki bayat çayı dökerek ya da kaynamış bir suyu dökerek gözlerini temizlemeleri bu enfeksiyon durumunu azaltıyor. En azından aradan 3-5 gün geçtikten sonra geldiği zaman bize göz çürümemiş vaziyette oluyor ve gözü kurtarabiliyoruz yaptığımız müdahalelerle. Dehidrasyon derecesi ölçebiliriz. Ensesinden kediyi tutuyoruz. 45 derecelik açıyla çeviriyoruz. Ve çevirdiğimizde tekrar eski haline dönmesi 1-2 saniyeden uzun sürüyorsa kedi sağlıksız. Ama hemen kendi eski haline geliyorsa evet, bunun suya ihtiyacı yok. Gayet sağlıklı diyebiliyoruz. Onun haricinde zaten hani bu tek bir dehidrasyon derecesi bize bilgi vermiyor. Aynı zamanda mukozalarını kontrol etmemiz lazım. Dişinin üstüne, oradaki diş etine bastırarak, normalde pembe bir mukoza olması gerekiyor. Bastırarak kapiller dolumu ölçebiliyorlar. Parmaklarını bastırıp geri çektikleri zaman 1-2 saniye içerisinde oluşan beyazlığın pembe hale dönmesini beklemeleri lazım. Atıyorum misket yedi, işte elma kaçtı, top kaçtı. O zaman da arka tarafından kaldırarak, göğüs boşluğuna bir baskı uygulayarak kusma refleksi göstermesini ve onu çıkarmasını sağlayabilirsiniz.